Sen yayından sonra bir tarafında Didem bekle, abla. Bekle sevgi sen diye arkadaşlar o telefon numarasını 32'li yaparak bana göndereceksiniz. Hatanızı düzelteceksiniz. Bana göndereceksiniz. Ben bir daha onu okuyacağım. Şimdi yayından sonra sen sevgi Muhammed'le konuştun. Evet. Ne dedi sana Muhammed? Bana hakaretler etti. Biliyorum. Aynen iade ediyorum kendisine. Hatırlamıyorum dedi. Hatırlamıyorum dedi değil mi? Peki sen demedin mi? Neden hatırlamıyorsun abi? Kaynım, kuzen. Sordum hatırlamıyorum dedi. Varmış arama kaydındaydım hatırlamıyorum dedi. Peki hatırlamıyorsa peki sevgicim? Acaba Muhammed bir katili mi koruyor? Tetikçiyi mi koruyor? Niye korusun tetikçi, ki? Tetikçi çok yakınında biri onu mu koruyor? Bilmiyorum işte bağlantısı cevap tetikçi versin. Açık, bütün soruları açık soracağım. Tetikçi oğlu Soner o yüzden mi koruyor? Soner niye Burhan'ı öldürsün ki? Neden öldürsün? Belinde silahlı Soner köy meydanında ne geziyor? Didem Hanım zaten babasından... Hazırlayın o görüntüleri arkadaşlar. Kabul etmedi. Biz bir emekli cinayet... Bak sonuçta ben seni tanımam. Muhammed'i tanımam. Evet. Ama ölmüş bir adam var. Çocuklarının babası. İşte zaten Soner... Hazırlayın Soner'in o görüntüsünü. Babasından çok Burhan hani Soner'e şey oluyordu, yardımcı oluyordu her konuda. Soner Utku'nun amcasını yani senin kocanı tehdit ettiğini biliyor. Soner araların iyi olmadığını biliyor. Ama bunu o tehdit ettiğini jandarmaya söylemiyor. Soner belinde silahla geziyor köy meydanında. Israrla silah olmadığını söylüyor. Affedersin pantolonum aşağı düşüyordu ben de onu yukarı çekiyordum diyor. Soner acaba Muhammed oğlunu mu koruyor? Çünkü Soner son dönemde amcasının yasak aşk yaşadığı kadının kocasıyla çok samimi. Amcasının yasak aşk yaşadığı baldızla çok samimi. Soner amcasının düşmanı Utku'yla yedi içtiği ayrı gitmiyor. Ya dediğiniz Utku'yla beraber oldu. Amcasını öldürdü mü demeye çalışıyorsun. Ve Muhammed de onu mu korudu acaba diye soruyor. İşte Utku'yla niye birlik olup da Burhan'ı öldürsün Soner? Amcasından nefret ettiği için olabilir mi? Niye etsin ki amcasından Soner? Zaten... Acaba Gamze'ye çok aşık olduğu için evde kalıyor. Gamze'yle yakınlaşıyor, flörtleşiyor. Evinde kalıyor, hoşuna gidiyor. Bekar kadın. Zannetmiyorum. Niye yani kadın için... Hazırladınız mı arkadaşlar o görüntüyü? Zaten, hazırlayın. Zaten o dönemde de Soner'in her şeyinde amcası yardımcı oluyordu Soner'e. Hani dedim ya size herkese yardımcı oluyordu diye. Bunlardan bir tanesi de Soner'di zaten. Hani üstünü başına her şeyine yardımcı oluyordu, harçlarını verirdi. Tane tane şu Burhan grafikler. Sürekli herkesin eli üstündeydi. Bir daha şu grafikleri vereceğim arkadaşlar. Verin o grafikleri. Bu kadar ortaya çıkmayacağı... Zaten ortaya... Yani şu an daha farklı bir ekip çalışıyor. Muhammed Burhan'ı arıyor bakın 0530-0532 arıyor. Doğru mu? Telefon numarası. Evet. Tamam kardeşim. Saat 23.34'te ve 23.49'da arıyor. Devam edelim. Burhan Muhammed'i arasın. Burhan Muhammed'i arıyor. Şimdi bak en son Burhan saat 0532-8851. Kocanın telefon numarası abisini arıyor. Abisi de 23.37'de evde. Abisi ya. Bak 23.37'de de evde. Abisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Abi senin kocan yani öldürülmeden önce kocası yani Muhammed'den abisinden ne istiyor olabilir ya? Abisi bağlansın bilmiyorum söylesin. Hayır fikrin var mı? Gerçekten çok senin fikrini merak ediyorum. Aralarındaki şeyi bilmiyorum Didem Hanım. Hani o gece aralarında nasıl bir muhabbet geçti bilmiyorum. Yani sadece hani Burhan'la... Şimdi bak bir defa şimdi olsa... abisiyle konuşuyor Didem Hanım. Telefonu kapatıp kim aramış? Ya da abisiyle konuştuktan sonra kim Burhan'ı aramış? Bu önemli. Benim size anlatamadığım şey çünkü bu. Çünkü o dönemde Muhammed şüpheli olarak görünmediği için Muhammed'in HTS'lerine bakılmamış. Şimdi anladın mı? Bakılacak. Merak etmesin Muhammed. Bellidir. Bak Burhan üzerinden HTS'lere o dönem bakılmış. Ama şimdi Muhammed'in de o dönemde o akşam kimlerle görüştüğü. Çünkü köpek almaya gittiği adam da şunu söylüyor. O kadar çok Burhan aradı ki diyor Muhammed'e. O kadar çok aradı ki o da oradan hemen gitti diyor. Necra demişim. Neriman bana şunu söyler misin? O akşam Burhan abisinden öldürülmeden önce ne istedi? Didem abla, Burhan abimden hiçbir şey istemez. Burhan'ın öyle olacağını bilseydi benim abim paçalarını çekip de Burhan'ın önüne atlardı. Biz öyle bir insanız Didem abla. Peki, üç benim defa abim kesinlikle onun vurulmasına izin vermezdi.
acaba vermedi Soner... Didem abla. Biz oğlu... öyle birbirimize düşman yetişmedik. Oğlu peki oğlu Soner öldürdüyse oğlunu korumak için bunu yapmaz mı? Onu oğlu neden öldürecek Didem abla? Zaten Burhan bize bakıyordu. Muhammed bakmıyor onu muydu? Hepimize bakıyordu Burhan bizim. Burhan'ın ekmeğini yemeyen kimse yok ya. Bu Bereketler Köyü ölmüş mü ya? Niye bağlanmıyormuş ya? Midilli Park'ta yedikleri bir ekmeği Burhan'ı sattı herkes ya. Bu kadar olmaz Didem abla. Kim sattı Midilli Park'ında? Geliyorum geliyorum bizim üstümüze geliyorum. Ben muhtarın yanında. Şey dedim demek istedi. Muhtarla konuştuk. Muhtarı bir hafta önceden duyurmuşlar. Neden muhtar bunu orada savcı söylememiş Didem abla? Niye inkar etmiş? Niye inkar etmiş? Niye söylememiş? Peki. Orada ölen bir can ya bir can ya. Aynen öyle. Herkesin can. Evladı ölebilir. Orada Didem abla insan kardeşliği için ölür ya. Peki olaydan iki gün önce abin, senin de kaynın Midilli Park'ında Utku'yla, karısıyla Burhan yasak ilişki yaşıyor. Utku'yla ve Kadir'le. Kadir'in annesiyle de yani yengesiyle de Muhammed'in ilişkisi olduğu söyleniyor. Midilli Park'ında bir demlik çayı içiyorlar, bitiriyorlar. Biz şey bilmiyoruz. Kadir'in annesiyle kardeşimin ilişkisi vardıysa benim ince bu... Niye geliyor bizim evimize ya? Ben rahatsız oldum eve gitmem ya. Gitmem niye gelmiş? Niye söylememiş anneme bir kere oğlum beni rahatsız ediyor diye dememiş. Onu rahatsız... ...varmış o kadın Didem abla. Şimdi yengenle Muhammed arasındaki aşk ilişkisi cinayetle bağlantılıysa beni ilgilendiriyor. Ama şu anda konum şu. Senin abin tamam mı? Senin kardeşin öldürülmeden önce Neriman iyi dinle Neriman. Neriman iyi dinle bak tatlım. Çok üzgün olduğunu görüyoruz ama sonuçta köyünüze bir katil elini kolunu sallaya sallaya gezmesin. Muhammed tamam mı kardeşim? Kardeşinin düşmanlarıyla parkta Midilli Park'ında iki gün önce cinayetten iki gün önce buluşuyor. Bunu hatırlamıyor ama karısı hatırlıyor. Sizin gelin hatırladı. Senin Muhammed nasıl hatırlamaz bunu ya? Didem abla kardeşimi telefonundan amcamı ormancılara şikayet etmişler. Onun işini halletmek için Burhan abimi göndermiştir. Kendisi bulaşmamıştır. Ya işi halletmek için bu gittiğin olay, yerde... Didem abla o olay bu. Ya Nerimancığım işi halletmek için gittiğin yerde bir demlik çayı bitirip böyle tartışmazsın bir şeyi ya. Bir demlik çay içmiş orada adam ya. Kadir'le Utku'yla. Didem abla ne tartışacak abim orada? Abim orada ne tartışacaksa o zaman o gün akşam orada olanlara sorulsun. O zaman Didem abla biz bilmiyoruz yani i̇şte bilmiyoruz. Kadir'in kaçmaması lazım. Senin dayının oğlu yani kuzenin kaçıyor. Kadir annesiyle eniştesinin adı çıkacak diye konuşamaya. Ben Burhan'a gerçekten acımaya başladım. Tamam yasak bir aşk yaşıyor. Önce kızıyordum. Allah rahmet eylesin yani. Ölünün arkasında böyle konuşulmaz da. Yani bir şey bir ilişkinin bir bataklığın içine girmiş. İki kardeşe bir şeyler yaşamış. Onunla arkasından ondan çıkmaya çalışmış. Bir şeyler yapmaya kurtulmaya çalışmış. Bütün yakınları arkasından dolap çevirmiş yani. Ve adam da sonuçta canıyla ödemiş onu. Yani iyi bir çocukmuş benim anladığım kadarıyla. Öyleydi değil ama kötü birisi değildi ki. Ha? Kötü birisi değildi. Tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani ben bu şekilde konuştuğum zaman burada benim ne onursuzluğum ne gurursuzluğum kalıyor ama kötü birisi değildi. Şimdi ben tamam. Öldü diye de bunları yaptı diye de. Evet hani... ben vallahi çok üzülüyorum kocana senin ya. Yazık günah yani. Bak gelelim. Şimdi Burhan'ın abisine attığı bir mesaj var. Yani öldürülmeden önce sözüm ona ama o sırada katil yanında. Katil yanında. Belki de daha öncesinde öldürdü. Sonra onun adına mesajlar yazmaya başladı. Çünkü yani Burhan öldürülmeden önce kendinde olmayabilir. Ya da cinayetten sonra bu mesajlar gelmeye başladı size. O da tamam olabilir. Mı? Tabii cinayetten sonra gelmiş olabilir hızlıca. Katil işliyor. Arkasından da sana karısına bir de abisine mesajlar atıyor. Şimdi Burhan abisine bir mesaj atıyor. Sana mesaj attıktan sonra. Getirelim lütfen. Getirelim. Seslendirin. Evet. Dinleyelim. Abi hakkını helal et, çocuklarım sana emanet. Abi hakkını helal et, çocuklarım sana emanet. Abi hakkını helal et, çocuklarım sana emanet. Abi hakkını helal Duydun et. Duydun mu? Abi diyor hakkını helal et, çocuklarım sana emanet. Bu mesajdan da yine ifadesinde Muhammed Efendi bundan bahsetmiyor. Ben mesajı telefonumu internetine şeyde açtım diye ifadesi var diye ben biliyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla tamam mı? O dönemde interneti açık zaten. Bak şu interneti açık.
Tamam mı? İfadesinde mi yok? İfadesinde böyle bir mesajdan bahsetmiyor. İfadesinde bahsetmese ben bilmem ki Didem Hanım, nereden bileyim? Ama bu mesaj geldiğini daha sonra, sen daha sonrasında HTS'lerden ya da mesajlardan ortaya çıkmıştır. Sen oradan biliyorsundur. Ama ifadesinde Muhammed abisi bana da mesaj attı. Çünkü diyor ki, yani oraya gider gitmez işte şey, olayın şokuyla işte 112'yi aradım. O 112 ses kayıtlarını hazırlar mısınız arkadaşlar? Bak görüyor musun? Bu mesajı ifadesinde abisi söylemiyor. Ben söyledi diye biliyorum. Yani hayır, benim bildiğim kadarıyla söyledi diye biliyorum. Hayır, ortaya çıkıyor mu abisi ifadesinde, Muhammed ifadesinde söylemiyor. Şu ses kayıtlarını bütün bu gelişmelerden sonra bir daha yayınlamak istiyorum. O sırayla Muhammed'in ilk 112'yi aradığı ses kaydını bir getirelim ekranlara. Soner'de hattaymış, soracaklarım var Soner'e. Onun görüntüsünü de hazırlayın, öyle Soner'e soracağım. Ama şu ses kayıtlarını bu şey Muhammed'in 112'yi arama sırasına göre birincisini yayınlayın. 112 sağlık. Biladerim kendini vurdu dediler ki Bereketler Mahallesi Erenler Mezarlığı. Bu dediler nereye bağlı beyefendi? Bereketler Mahallesi Zonguldak Ereğli. Mezarlık tarafında değil mi bu, evet, dediler evet, köyü? Evet, Erenler Mezarlığı. Erenler Mezarlığı, tamamdır. Bu cansız yatıyor. Tamamdır. 112 sağlık. Biladerim kendini vurdu dediler ki Bereketler Mahallesi Erenler Mezarlığı. Bu dediler nereye bağlı beyefendi? Bereketler Mahallesi Zonguldak Ereğli. Mezarlık tarafında değil mi bu, evet, dediler evet, köyü? Evet, Erenler Mezarlığı. Erenler Mezarlığı, tamamdır. Sevgili izleyiciler, bu üç tane kaydı, şimdi ben birincisini yayınladım. Sonra diğerlerini de hepsini peş peşe arkadaşlarım hiç bölmeden olduğu gibi, ben anlaşılsın diye burada bölerek ekranlara getiriyorum. Olduğu gibi bölmeden Muhammed'in kardeşinin cesediyle karşı karşıya kaldığını, 112'yi aradığı abisinin o ses kaydını ham haliyle Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmeye şu anda yayınlıyor arkadaşlarım. Lütfen tamamını dikkatli bir şekilde dinleyerek yorumlarınızı merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ya... Şimdi diğer ses kaydını da yayınlayacağım da. Ya Nerimancığım, Allah'ını seversen. Yani gözünü seveyim. Bir tarafta abin, bir tarafta kardeşin. Ben sizi anlıyorum. Katil kimse de ortaya çıksın. Ben tek bir tarafı da suçlamıyorum. Biz zaten başında 3 tane kadınla ilgili onlarca yayın yaptık zaten. Didem abla, bekle, abime dinle. Atılan mesajla Sevgi'ye atılan mesaj aynı anda mı atılmış? Şimdi... Ona bir bakalım da ben şunu merak ediyorum. Bir bakın arkadaşlar, şimdi ben bu şeylere bakamayacağım. Aynı anda atılmış o mesaja bakar mısınız? Onun sorunun yanıtını ben sana birazdan vereceğim ama. Ya gözünü seveyim. Senin abin o sırada kardeşinin Burhan'ın evli bir kadınla bir de baldızıyla ilişkisi olduğunu biliyor. Kocasının da onu tehdit ettiğini, bundan rahatsız olduğunu biliyor. Dinle beni, dinle dinle. Neriman beni dinle tatlım. Ben bir soru sorayım bak. Sadece soru soruyorum. Dinle beni dinle. Dinle beni dinle. O sırada cesette karşı karşıya kalıyor. Bak ben sorumu soracağım. Israrcıyım çünkü. Cesette karşı karşıya kalıyor. 112'yi aradığında benim kardeşim kendi hayatına son vermiştir diye neden söylüyor? Açın sesini. Neden söylüyor? Didem abla, dil sürüşmesi olmuştur. Didem abla o gece orası var ya, bir cehennemdi diyorum. Sen anlamıyor musun Didem abla? Allah kimseyi yaşatmasın. Ama cesedi bulduğunda Allah yanında kimse yok. O gece kimse yaşatmasın. Ben cehennemi yaşadım. Ya cesedi bulduğunda kimse yanında yok ki. Yalnız Muhammed. Sus, annem, Muhammed yalnız. Muhammed yalnız. O cesette bulduğunda Burhan'ın... Didem abla şok geçirmiştir diyorum sana. Bak bunu muhtar bildiği halde niye savcıya muhtar orada dememiş. Bak teyzem oğlu hiçbir şey bilmediği halde demiş ki Burhan tehdit mesajı aldıydı demiş. Niye muhtar söylememiş? Niye muhtar bizi yalancı çıkardı? Dur bir dakika. Şimdi ben o mesela arkadaşlarım bana tam saatini söylediler. Yani hem Sevgi'ye hem dinle sorduğun sorunun yanıtını dinlesene Neriman. Neriman sorduğun sorunun yanıtını dinle ya. Şimdi aynı dakikada 00:44'te hem karısına hem abisine aynı anda mesaj atıyor. Özür dilerim, 01:44'te aynı anda atıyor ya. Aynı anda. Nasıl oluyor ya aynı anda? Aynı anda nasıl mesaj atıyor? Öyle. Gayenet. Bak Didem abla, buradaki gayeni biliyor mu? Ha. Abim o mesajları görseydi, abim Burhan'ın peşine düşeceydi. Abim Erenler Boğazı'nda Burhan'ı kendisi bulacaktı. Burhan'la Muhammed birbirine vurmuş diye
göreceydiler. Gaye buydu Didem abla. Niye Burhan'la Muhammed kendini vursun? Niye Burhan'la Muhammed kendini birbirine vursun? Öyle diyeceklerdi. Neden ondan desinler? Sonra Burhan'ın da karılarla ilişkisi var diyecekler. Muhammed'in de var diyecekler. Hayır, madem abi kardeş çok iyi anlaşıyorlarsa. Öyle diyecekler. Muhtar bildiği halde. Nerimancığım. Bak Didem abla, bak sana anlatmak. Söyle sen, dinliyorum. Efendim? Tamam, dinliyorum, dinliyorum. Söyle sen. Tamam, söyle bakayım. Ben diyorum ki tamam abim orada şok geçirmiş. Söyleyememiş ama bu olayı bir hafta önce muhtar da duymuş. Neden orada Sevgi'nin attığı mesajları savcıya gösteriyor da? Niye demeyi orada burada bir canı ölmüş? Bir hafta önce sen bana duyurmuşlardı. Yani bu çocuk demiyor, ölemez. Bu çocuk kendini vuramaz diye. Neden dememiş orada? Didem abla niye dememiş? Tamam hadi. Niye dememiş? Hadi, o da bir candı ya. O da bir arna kuzusuydu ya. O da bir insandı ya. Orada vurulacak insan değildi benim kardeşim, değildi. Hiç bir duyan yok, hiç bir gören yok. Muhtar bize olaydan bir hafta önce ben bu olayı duydum dedi. Ne çektiğimi bir Allah, bir biz biliyoruz ya. Niye dememiş, niye niye? Abim söylediyse, abim söyledi deseydi. Biz zaten şok geçirdik Didem abla, şok geçirdik. Abi çok geçirdi. Orada diyorlar ki, annem orada diyor ki, oğlum öldü ve idraka dememiş. Oğlum Emine, Burhan'ın yarası karnında mı diye Didem abla, bir anla ya. Bir anla, bizi de anla ya, anlayın ya. Ya 4 seneden beri ne yaşadığımızı bir Allah biliyor bizim, bir Allah, bir biz biliyoruz. Gaye öyleydi. Abimi de oraya çekip bunlar birbirini vurdu diyeceklerdi Didem abla. Biz birbirimizi vuracak bir insan değiliz. Kesinlikle değiliz Didem abla. Ben abimin yolunu ölürüm, abim benim yolumu ölür. Bana benim eşim bırakıp gitti. Bana kaç seneden beri kardeşim baktı Didem abla. Benim kardeşim orada vurulacak bir adam değildi. Değildi ya. Hiç mi görmedi? Bu bereketler kuyu öldü mü Didem abla, öldü mü? Ama orada ölecek bir adam değildi. Benim kardeşim namuslu, şerefli bir adamdı. O Feride'nin babası da sesleniyorum. Onun ayağına bir tane... Danışma attı. Senin karın kızı eve nasıl elin adamını alır ya? Benim kardeşim o gece niye çağırdı, niye? Ben de mi yaşadım Didem abla? Ben onunla bir yatakta yattım, bir yataktan kalktım. Ben onu elimle besledim Didem abla. Ben öyle bir acı yaşamadım. Yaşamadım Didem abla. Çok kötü oldum. Öldüm zannettim o gece. Öldüm zannettim. Ben namusum şerefim için yaşadım. Ben abim onunla yok, bununla yok. Aramasınlar. Abimin eşi olduğu, karısı olduğunu bilmeyelim. Niye arayamış onu bunu adamını? Niye arayalım? Biz aramıyoruz kimsenin adamını. Bizim de yok adamımız. Biz kimseyi aramıyoruz. Niye arıyorlar, niye? Bilmeyelim benim abimin evli olduğunu. Herkes hazır para yemeye alışmış Didem abla. Para gelsin, ekmeği gelsin, nereden gelirse gelsin diye Allah. Ben kimsenin ekmeğini yemedim. Ben hala da babamın ekmeğini yiyorum, kardeşimin ekmeğini yiyorum Didem abla. Benim kardeşimi de o gün akşam birbirini vurdu diyecekler Didem abla. Gaye oydu. Başka hiçbir gaye yoktu Didem abla. İkisini de kaldıracaklardı. Şimdi niye benim niye çağırmışlar o gün akşam benim kardeşime? Bilmeyelim çocuğu olduğunu. Bilmeyelim eşi olduğunu Didem abla. O eşiyle iyiydi, birbirini çok seviyordu. Benim kardeşimin hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktu. Abi dedim, bunu kim vurmuş dedim. Bunu kim vurmuş abi dedim orada. Bunu kim vurmuş, kim öldürmüş bunu dedim. Yoktu, ben onlarla yaşıyorum Didem abla. Ben onun her şeyini biliyorum. Her şeyini biliyorum onu ben. Utku kimse yapmadı. Bir de çocuklarının kocası ne olduğunu anlamış. Tehdit etmiş. O yakalanmamış mı Bağlık'taki evinde kadınlarla? Bir sanat eğriyi doğru öğretmek için kendini Neriman, doğru olması lazım. Neriman Didem için yanıyor. Onlar hepsi de eğriyiz.